Sevgili TV izleyicileri, hayırlı günler efendim. Eğitim Dünyamız programına hoş geldiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yücel Acer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz ben nasılsınız? De teşekkür ederim, sağ olun. Neyi konuşacağız bugün? Hukuk eğitim ilişkisi çerçevesinde bir söyleşimiz, programımız olacak. Hukuk ve insan hakları ışığında hocamızın eğitime bakışını dinleyeceğiz. Güncel bir iki sorumuz da olacak. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin yapmış olduğu KPSS sınavıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Çok hızlı gelişmeler oldu. Sınav iptal edildi bildiğiniz gibi. ÖSYM Başkanı görevden alındı ve hızlı bir şekilde de yeni ÖSYM Başkanı atandı. Ne anlama geliyor bir eğitimci olarak, bir üstelik de eğitim yöneticisi olarak? Çünkü hocamız önceden 18 Mart Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. Ne anlama geliyor hocam? İsterseniz oradan mı başlayalım? Nasıl hazır ederseniz. Peki hocam, o zaman güncelle başlayalım, konumuza tamam. Geçeriz. Bu soruların çalınması bildiğiniz gibi toplumumuzun büyük kesimini etkiliyor ve ilgi de görüyor. Siz nasıl değerlendirdiniz bu haberleri, bu durumu? Tabii bu gelişmeye geçmeden önce belki bu meselenin genel çerçevesiyle ilgili birkaç şey söylemek lütfen, lazım. Lütfen tabii, buyurun. Türkiye aslında kamu sektöründe çalışmak için seçilen personelin seçiminde adalet ve liyakat konusunda epey mesafe kat etti aslında. Şu anlamda belli sınavlar vasıtasıyla insanlar kamu görevlerine seçilir hale geldiler. Bu çok önemli bir husus bir ülke için. Türkiye bu anlamda ciddi mesafeler kat etti şüphesiz ki. Ancak tabii bu adalet ve liyakatın özellikle sınavlar üzerinden sağlanabilmesi için sınavların da birkaç temel özelliğe sahip olması gerekir. Her şeyden önce hem bilgiyi hem değerlendirme gücünü ölçmesi lazım. Öbür taraftan tabii konumuzla ilgili olduğu ölçüde özellikle vurgulamak lazım. Yani. Sınavların güvenilir olması lazım. Tabii, adalet değil mi? Evet. Türkiye bu konuda uzun süre bu sınavları uygulayan hem de merkezi bir kurumun hassas bir şekilde çalışarak oluşturduğu sınavlar üzerinden yapıyor. Ama bazı acı tecrübelere de sahip. Yakın geçmişte biliyorsunuz özellikle FETÖ bağlantılı bazı sorunlar yaşandı. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda maalesef. Dolayısıyla toplumumuz bu konuda oldukça hassas, haklı olarak çok hassas. Hı hı. Şimdi FETÖ meselesiyle beraber bu sınavlarla ilgili sıkıntıların da büyük oranda geçmişte kaldığını düşünüyorduk. Evet. Dolayısıyla böyle bir sorunun ortaya çıkmış olması hepimiz için hiç de hoş bir durum değil. Yani, evet. Onu özellikle vurgulamak lazım. Zira oluşmaya başlamış olan güvenin tekrar zedelenmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu hem sınava giren öğrencilerimiz açısından böyle, hem o çocukların, o gençlerin aileleriyle ilgili böyle. Hepimiz için öyle, bir ülke olarak, genel olarak öyle. Ama şunu da vurgulamak lazım. Bu tür sorunlar çıkmıştır, çıkabilir ama bunun nasıl karşılandığı meselesi önemli. Özellikle bu işi yönetenler tarafından. Benim gördüğüm bu ÖSYM ile ilgili, bu KPSS sınavı ile ilgili yaşanan sıkıntıya devletin ilgili organları gerçekten çok hızlı bir tepki verdiler. Evet. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu hemen inceleme başladı. Öbür taraftan işte savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Evet. Olması gereken şeyler yapıldı. Hatta biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi ÖSYM Başkanı görevden alındı. Ve yapılması gerekenler yapıldı. Bence sınavın iptal edilmesini yine de doğru buluyorum ben bütün bu tedbirlere rağmen. Zira oluşmuş bir şaibe varsa bunu kökten ortadan kaldırmanın yolu bu sınavı tümden aslında geçersiz saymak. Tabii bundan sıkıntı duyan, mağdur olduğunu hisseden çok sayıda genç de olacaktır şüphesiz ki.
Ama tabii ikisi karşılaştırıldığı zaman, yani iptal edilmemesi ile edilmesi arasında bir karşılaştırma yapıldığı zaman bence bu güvenin tesisi anlamında daha iyi bir tercih olmuştur. Daha doğru bir tercih değil mi bu? Doğru bir tercih olmuştur diyebilirim. Evet. Evet. Peki biraz değindiniz ama yine ÖSYM Başkanı'nın hızlıca görevden alınması, ardından hızlı bir şekilde de göreve yeni başkanın atanması, ki oradan ona buradan başarılar dilerim. Evet. Onu nasıl yorumladınız? Şimdi ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasının benim görebildiğim kadarıyla esas unsurunu şu oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanı denetlemeyi göreve çağırıp hızlıca bir inceleme başlatmış olmasına rağmen ÖSYM'nin bu incelemenin sonucunu beklemeden sınavla ilgili bir sıkıntı yoktur anlamına gelecek bir açıklama yapmış olması bence çok zamansız bir açıklama olmuş oldu. Dolayısıyla bu bence ön plana çıkan husus oldu. Etki eden faktör bu olabilir diyorsun. Bu olabilir ama öbür taraftan da ÖSYM bu sınavların sorularının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasından, sağlıklı bir şekilde seçilmesinden ve sınavın uygulanmasından sorumlu kurum. Eğer böyle bir sıkıntı ve şaibe oluşmuşsa sorumlunun ÖSYM olduğu belli. Tabii bunun da çok temel bir etkisi var şüphesiz ki. Değerli hocam, geçtiğimiz günlerde siz de takip etmişsinizdir. YKS'nin zamanından birkaç gün önce de açıklanması aslında olumlu bir havada oluşturmuştu. Evet. Değil mi böyle bir şey? Ve arkasından çok kısa bir süre sonra bunun patlak vermesi de bazı şüpheleri sizin de ifade ettiğiniz gibi akla getiriyor yani, değil mi? Belki şunu vurgulamak lazım. Yani bu KPSS sınavı ile ilgili ortaya çıkan olumsuzluk acaba birilerinin kasıtlı bir şekilde hani ülkemizde oluşmuş olan, tekrardan oluşmuş güveni olan güvene zarar vermek için yapılmış bir komplo niteliğinde bir eylem olabilir mi diye düşünüyorum. Bunu gösteren bir kanıt var benim gördüğüm kadarıyla. O da şu, şimdi eğer bu soru benzeşmeleri varsa bile bu kadar kısa bir süre içerisinde bunun bu kadar yaygınca duyurulması sanki birilerinin özellikle bunu baştan planladığı gibi bir hususu da gündeme getiriyor. Tabii ben hani bu konu inceleniyor. Ayrıca savcılık tarafından da inceleniyor. Hani ben bir genel yargıya varmış olmayayım ama bu benim şahsi gözlemlerimle görebildiğim şeyler sonuç olarak. O zaman konumuza geçelim hocam. Şimdi bir film repliğiyle başlayalım. Ahlak yoksa adalet de yok repliğinden hareketle hocam. Şimdi biliyorsunuz ki hem temel eğitimde, orta öğretimde ve yüksek öğretimde ahlak eğitimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü en fazla şikayetçi olduğumuz husus herhalde burası gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu çok temel ve önemli bir soru gerçekten Mustafa Hocam. Şimdi hemen şöyle başlayayım. Mesela ben hukuk fakültesinde öğretim üyesiyim. Evet. Bizde veya başka bazı hukuk fakültelerinde etik ve hukuk ya da bizim fakültede olduğu gibi ahlak ve hukuk adını taşıyan bir ders var. Bu dersin olmuş olması da ahlakla adalet arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Evet. Fakat ben daha temel bir şey söyleyeyim. Aslında ahlak çok daha geniş ve çok daha temel bir kavram. Adalet sık sık kullandığımız bir kavram ama ahlak onun da üzerinde bir kavram. Birçok, hemen hemen her şeyin toplumda uyguladığımız bütün kuralların, hatta din kurallarının büyük bir kısmının da çerçevesini oluşturur. Belki din kurallarının ölü dünyaya ilişkin olanlarını bir tarafa ayırırsak, bu dünyaya ilişkin olanları da dahil olmak üzere uyguladığımız bütün kuralların çerçevesini ahlak oluşturur. Peki ahlak kavramı üzerinde ne söylenebilir? Ona baktığımız zaman tabii ben kendi şahsi görüşlerimi de katarak şunu söyleyebilirim. Ahlak çok kısaca şöyle tanımlanıyor biliyorsunuz. İyi ya da kötü davranışlarımızın bütünü olarak tanımlanır. Aslında Arapça kökenli bir kavram. Hulk kavramının çoğulu. Ve hem iyi hem kötü davranışları da kapsayacak şekilde kullanılır aslında. Ama daha çok iyi davranış anlamına gelir. Fakat bu iyi ve kötü ya da iyi davranış ölçütünün ne olduğu konusu bu kavramın tanımında ortaya konulmaz. Asıl bizim üzerinde durmamız gereken husus bu. Evet. Ben şahsi olarak bütün bu eğitim ve hukuk tecrübesinden şunu söyleyebilirim.
birçok diğer kuralların çerçevesini çizen husus, ahlak anlamında çizen husus, aslında bir insanın diğerine zarar vermemesini ya da onu üzmemesini sağlamak anlaşılır. Aslında ahlak kurallarında iyi davranış dediğimiz şeyler, diğer insanlara zarar vermeyen ya da onları üzmeyen tavırlar olarak ifade edilir. Ya da tersinden söylersek, ahlaki olmayan tavırlar dediğimiz zaman da başkalarına zarar veren, bu bazen fiziksel zarar olabilir, bazen ruhsal zarar olabilir. Başkalarına zarar vermeyen, onları üzmeyen, üzen tavırlara biz ahlaksız tavırlar deriz. Dolayısıyla bu iyi ve kötü kavramının daha çok diğer insanlara zarar üzerinden değerlendirilmesi gerekir. Şüphesiz ki özellikle ruhsal zarar dediğimiz zaman da bu kısmi olarak toplumlara, değişik kültürlere, değişik inançlara göre değişiklikler gösterebiliyor. A toplumunda birisini üzen tavır, bir başka toplumda aynı tavır insanı üzmeyebiliyor. Doğru, evet. Dolayısıyla her toplumun kendine ait üzen ya da zarar veren tavırları birbirinden farklılıklar gösterebiliyor. Bu gayet doğal bir şey, gayet normal bir şey. Yani örneğin biz Türk ahlakı ya da İslam ahlakı dediğimiz zaman bunun belli açılardan başka bazı toplumlardaki ahlak kurallarına farklılık gösterebileceğini de baştan kabul etmemiz lazım. Şimdi sizin sorunuz bağlamında bu kadar temel bir kavramın hukukla, adaletle ilişkisi nedir derseniz özetle şunu söylemek lazım. Hukuk kurallarının zaten esas amacı insanların birbirlerine mümkün olduğunca zarar vermeyecek bir düzenin kurulmasıdır. Burada zarar vermeyecek yani kötü olmayacak tavırları hukuk belirlemeye çalışır. Dolayısıyla hukuk kuralların iyi mi kötü mü olduğunu tespitinde ahlaka mutlaka başvurması gerekir. Hukuk koyucuların, kural koyucuların ya da onu uygulayıcıların hukuku yaparken ya da uygularken mutlaka o toplumun ahlakına dayanmak zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi şu noktaya götürür. Ahlakla adalet arasında ya da hukuk arasında, yani adaleti hedef seçmiş hukukla ahlak arasında ayrılmaz bir bütünlük vardır. Ahlak olmadan ya da ona dayanılmadan bir adaletli hukuk sisteminin oluşturulamayacağı açık ve net biçimde ortada. Evet, çok önemli bir cümle. Demek ki hocam burada zarar unsuruyla hareket ederek orada ifade ettiniz. Demek hukukun aslında teorik tanımlaması içerisinde değil ama benim anladığım ifadeyle demek ki hukuk ahlaksızlığı kaldırmak için aslında değil mi o düzeni... Aynen. Aslında ahlaksızlığı kaldırarak dediğiniz gibi hukuk şunu sağlamaya çalışır. Bütün toplumlarda bu böyledir. Öyle, ya da neden hukuk kuralları doğmuştur sorusunun çok basit bir cevabı var. İnsanlar yaratılışı gereği beraber yaşamak zorunda olan varlıklardır. Evet. Hani tek başımıza yaşamak istiyoruz dediğimiz bazı zamanlar olabilir ama bu insan doğasına, fıtratına uygun bir şey değil. Sonuç olarak yine beraber yaşamak zorundayız. Ancak şöyle bir sorunla karşılaşırız beraber yaşamaya başladığımız zaman. Bu sefer bu dünya şartları içerisinde çıkarlarımızın çatıştığını, birbirimize zarar vermeye başladığımızı görürüz. Beraber yaşamaya başladığımızda. Beraber yaşamak kaçınılmaz. Ama beraber yaşamaya başladığınız zaman da birbirlerinize zarar vermeye başlarsınız. Ve bu bizi o elzem olan toplumsal bütünlüğün dağılma tehditiyle karşı karşıya bırakır. Hı hı. İşte hukuk, diğer bütün kurallarda olduğu gibi hukuk, aramızdaki bu çıkar çatışmalarını yani birbirimize zarar verme potansiyelimizi azaltarak mümkünse en aşağıya indirerek toplumu bir arada tutmayı ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamaya çalışır. Hukukun var olmasının amacı budur. İşte bu temel amacı gerçekleştirebilmek için sizin de söylediğiniz gibi ahlakı esas almak zorunda ki bizim birbirimize vereceğimiz zararın boyutu bizim birbirimize karşı şiddet uygulamaya başlayarak toplumun birlikteliğinin dağılmasını engellemeye çalışmaktır. Önemli. Yani ahlak bu anlamda bir çeşit yani yazısız hukuk gibi ifade ediliyor değil mi? Evet, yazısız hukuk dediğiniz gibi ama hukuk haline getirmek durumundasınız. Onu getirdiğiniz zaman da çoğu kez yazılı bir şekilde
yazmak durumunda kalırsınız. Ahlak kurallarını hukuk kuralları olarak yazmak durumunda kalırsınız. Bazen yazılı da olmayabiliyor hukuk kuralları ama devlet otoritesi yani sizin kurduğunuz o üstün siyasal otorite ona hukuk hüviyeti verir o ahlak kuralına ve o aynı zamanda hukuk kural haline gelir. Ya tipik olarak şunun gibi mesela bir başkasına ait olan bir mülkü taşınır mülkü izinsiz almak yani çalmak aynı zamanda ahlaksızlıktır ama o aynı zamanda hukuk kuralı haline getirilmiştir. Güzel bir örnek oldu. Teşekkür ediyorum. Hocam şöyle devam edelim. Şimdi yine eğitimle ilişkili olarak baktığımızda hakların ve görevlerin tam olarak öğretilmediğinde aşağı yukarı toplum hemfikir. Çünkü işte özellikle adalet mekanizmasının ağır yükünün bu günlerde arttığı bir zamanda herhalde sebebi de bu eğitimdeki belki hak ve ödevlerin tam olarak öğretilememesi. Şimdi siz üniversitede rektörlükte yaptınız. Yani o farklı gözlü pencereden de baktığınızda bu kuralları öğrenemeyen gençlerin diyelim ve ondan sonra yetişkin oluyor. Toplumun böyle barışçıl bir ortam oluşturmasında ne gibi mahsurları, sıkıntıları olabilir? Onları da izleyeceğimize aktarabilir miyim? Evet, çok önemli bir soru gerçekten de bu. Yani hak bilinci. Evet. Tabii ki bir toplumun bütün fertleri hukuk okumuyorlar. Dolayısıyla herkesten de bütün hukuk kurallarını bilmesini beklemez. Hatta hukuk öğrencilerinden dahi hukuk mevzuatımızın bütün kurallarını bilmesini bekleyemeyiz. O kadar devasa bir şeyden bahsediyoruz. Ama hak bilinci dediğiniz gibi ve sorumluluk bilincinin eğitim süreçlerinde ya da aile ortamında mutlaka verilmesi lazım. Bu şunun gibi bir şey. Yani kuralsızlığı doğru bir şey sanma eğilimi vardır insanda. Çünkü insan biraz kısıtlamaya direnç gösteren bir varlıktır. O yüzden de kurallar bazılarına çok sıkıcı, çok gereksiz, çok despotik gelebilir. Eğer hak ve sorumluluk kavramlarını, bilincini öğretmezseniz bu böyle gelir. Öğrettiğiniz zaman şunu öğretmiş oluyorsunuz aslında. Biraz önce söylediğimiz gibi herkes kuralsız yaşamayı seçerse o toplumun birlikteliğini sağlamak mümkün olmaz. Yani o içinde olmak zorunda olduğumuz yaratılışımız ya da insan doğası gereği içinde olmak zorunda olduğumuz toplum devam edemez. O zaman o çıkarları dengeleyen kurallar koymamız lazım. Hukuk kuralları. İşte o hukuk kuralları bize şunu söyler. İki şey söyler. Hakkınız ve sorumluluğunuz. Evet. Hiçbir hak sorumluluk olmadan bir şey ifade etmez. Hak sizin başkalarına karşı korunmasını isteyebileceğiniz çıkardır. Hak odur. Yani kavramsal tanımı budur. Bir hak dediğimiz zaman herhangi bir konudaki bir hakkımızı ifade ettiğimiz zaman aslında şunu demek istiyoruz. Benim herkese karşı korunmasını ileri sürebileceğim, devletten de korunmasını talep edebileceğim çıkarım diyorsunuz. Peki sizin hakkınız ya da çıkarınızın sınırı nedir? Sınırsız bir haktan ya da sınırsız bir çıkardan mı bahsediyoruz? Hayır. O aynı zamanda sizin nerede durmanız gerektiğini de söyler. O hak tanımı gereği sizi nerede durmanız gerektiğini de söyler. Dolayısıyla başkasının haklarını gerçek anlamda tecavüz etmeyeceğiniz bir nokta seçilmiştir orada hukuk tarafından. Siz oraya kadar o hakka sahipsiniz. Oradan itibaren sorumluluğunuz başlar. Yani başkalarının hakkına saygı gösterme sorumluluğunuz başlar. Şimdi bu ikisini beraber öğretmezseniz, özellikle de gençlerimize ikisini beraber öğretmezseniz, yani sadece hakları olduğunu bilen ama aynı zamanda bunun sorumluluk ifade ettiğini de bilmeyen bir gençlik ya da bir toplum o bilinçle o toplumu sağlıklı bir şekilde ayakta tutamayacaktır veya sağlıklı bir toplum olmayacaktır. Çünkü hep kendi haklarını sonuna kadar bastırıp daha da ileriye götürmeye çalışan insanlar, toplum fertleri başkalarına zarar vermeye başlayacaktır. O da toplumsal huzuru ve birlikteliği tehdit etmeye başlayacaktır. Bu bilincin gerçekten hem aile ortamında hem de eğitim süreçlerinde gençlerimize, çocuklarımıza çok iyi anlatılması gerekir. Evet. Yani burada şunu anlıyoruz herhalde. Başkalarının haklarını bilme sorumluluğu aslında kendi haklarımızın da savunulması, bilinmesi anlamına geliyor. Şimdi tabii
yürüttüğümüz meslek icabı çok fazla yurt dışına gidiyoruz. Ben uzun süre yurt dışında da eğitim gördüm. Orada bir yüksek mahkeme yargıcı Amerika'da bir konferans esnasında şunu söylemişti. Haksızı haklıya haklıyı haksıza karşı savunmak kolaydır. Ama haklıyı haklıya karşı savunmak gibi bir sorunumuz var karşımızda. Hı-hı. Hukukçular var. O da şu anlama gelir. Şimdi haklı olduğunu söyleyen birisi, örneğin arabasını yol kenarına park etme hakkına sahip olduğunu söyleyen birisi, aynı zamanda bir başkasının hakkına da zarar verdiği bilincini aynı zamanda sahip olması lazım. Öbür taraftan da o kişinin o evden rahat girip çıkabilme hakkından bahsediyoruz. İki hakkın karşı karşıya geldiği bir durumdan yani, bahsediyoruz. Evet. Şimdi bunun arasındaki dengeyi sağlama meselesi çok önemli bir husustur. O başta konuştuğumuz ahlak da o işin burada, içerisine doğru. girer. Evet. Ve öyle bir denge kurmalısınız ki haklıyı haklıya karşı mağdur etmeden, her ikisini de mağdur etmeden, gerçek anlamda mağdur etmeden bir denge bu adalet oluyor. Bu adalet oluyor işte. Evet. Peki, çok güzel. Evet. Peki hocam, yine gençlerle devam edelim. Şimdi günümüzün gençleri, ki kameraman arkadaşlarımız da burada genç, dolayısıyla onlar da dinliyorlar. Bu sınırsız özgürlük tutkusu, siz de biraz önce bir parça değindiniz. Buradaki ahlak ve adalet eğitimindeki bu az önce haklıyı haklıya karşı savunmaya da biraz ilişkili herhalde. Oradaki bir eksiklikten mi atlanıyor mu? Oradan mı kaynaklanıyor? Ben kesinlikle Mustafa Hocam öyle düşünüyorum. Yani sizin o bahsettiğiniz, sorduğunuz sorudaki o önem oradan kaynaklanıyor. Yani hak ve sorumluluk bilincini gençlerimize ya da hak ve sorumluluğun beraber olduğunu ve bunun faydalarını gençlerimize yeterince anlatamazsak, sınırsız özgürlük gençlere çok cazip gelen bir husustur şüphesiz. Yani. Aslında insanoğluna çok cazip gelen. Ama Allah öyle yaratmış, cennete göre sınırsız özgürlük. Evet, sınırsız. Biz cenneti tanımlarken de öyle görüyoruz değil mi? Evet. Her şeyin sınırsız olduğu bir ortamından bahsediyoruz. Ama dünyada bunu arayan insanlar çıkıyor. Özellikle gençlerin enerjisi kendilerinin sınırsız olmasını talep ediyor. Ama bunun bu sınırsızlığın aynı zamanda bu dünya şartlarından bahsediyoruz. Tabii kesinlikle. Aynı zamanda kişinin kendisine zarar vermesi anlamına geleceğini de bilmesi lazım. Bu şunun gibi bir şey. Arabanızla trafikte seyahat ediyorsunuz. İstiyorsunuz ki karşınızda hiç kırmızı ışık olmasın. İstediğiniz şekilde ve istediğiniz yerden gidebilirsiniz. Yani bu sınırsız özgürlüktür. Yani istediğiniz şekilde istediğiniz yerden gidebilirsiniz. Ama bir taraftan da diğer akan trafik var. Evet. Ha, siz orada sınırsız özgürlüğü talep ederek aslında kendinizi de riske atmış oluyorsunuz. Doğru. Çünkü o zaman çatışmaların, çarpışmaların, sürtüşmelerin içine doğrudan girmiş oluyorsunuz. Bu size de zarar verecek bir şey. Dolayısıyla sınırsız özgürlüğün aynı zamanda bunu talep eden kişi için de zararlı bir husus olduğunu, sonuçta zarar verebilecek bir husus olduğunu, aslında huzurlu ve zararsız yaşayabilmenin yolunun da belli kurallara riayet etmek olduğunu anlatmamız gerekiyor. Evet, bu doğru. Da orta yol demek ki. Adalet bunun için gerekli o zaman değil mi? Evet. Yani orada biraz önceki ifadenizle bunu birleştirecek olursak aslında kişinin sınırsız özgürlük talep etmesi kendi zararını talep etmesi gibi bir şey. Yani. Aynen öyle. Tabii bu çok hani daha kapsamlı düşünmeyi gerektirdiği için, baştan verilmesi gereken bir bilinci gerektirdiği için, eğer siz bunu vermezseniz o kişi sınırsız özgürlüğün o kısa dönemli cazip görüntüsünü aldanıp aslında doğru bir tercihte bulunduğunu, doğru bir talepte bulunduğunu düşünebilir. Ama gerçekten genel çerçevesiyle baktığınız zaman bunun o talep eden kişi için de aynı zamanda bir zarar talebi olduğunda görebilirsiniz. Evet. Peki değerli hocam, şimdi hukukçusunuz, aynı zamanda rektörlük yaptınız. Yani o yönetim döneminin zorluklarını da az buçuk biz de biliyoruz ama siz orada hakikaten karar verici en üst noktadaydınız. Burada adaleti tesis etmede, uygulamada birçok zorluklarla karşılaşmışsınızdır. Yani burada yöneticiliğin adaleti sağlama noktasındaki zorluklarına biraz değinseniz. Evet. Şimdi herhangi bir kurumda, bu tabii devlet kurumu olabilir, özel sektör kurumu olabilir, yöneticilik yaptığınız zaman şunu görüyorsunuz her şeyden önce, toplumun çok değişik kesimleriyle
temas etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu üniversite rektörleri için de geçerlidir. Hani üniversite rektörleri sadece öğrenciler ve onların velileriyle temas eden değil, üniversiteler çok yönlü kurumlar olduğu için toplumun birçok kesimiyle temas ettiğiniz bir kurumdur aynı zamanda o. Dediğiniz gibi bir de siz karar verici pozisyonundasınız büyük oranda. Yani. Belli yetkileriniz var, yasal olarak verilmiş belli sorumluluklarınız var. Bunları yerine getirmek durumundasınız. Bunları yaparken de şüphesiz ki birçok insanla temas ediyorsunuz. Benim şahsi tecrübem şu, hep şunu söylüyorum. Yani toplum olarak bizim kat etmemiz gereken asıl mesafe insan kalitesi. Hatta ahlak kavramı o yüzden en temel dedim. Şüphesiz ki bizim toplumumuzun çok değerli meziyetleri var. Ama üzerinde konuşmamız gereken sorunlar da var. Siz hani sizi zorlayan dediğiniz için o yönüyle bakıyorum. Hı, tabii, ben. Yoksa övünmemiz, gurur duymamız, tatmin olmamız gereken birçok özelliğimiz var toplum Eyvallah, olarak. Doğru. Ama sorunlu olarak baktığınız zaman belki sizin sorduğunuz o soruya geri dönmek gerekiyor. Yani hak bilinci, hani bir şeyi talep etmenin esasları, o bilincin güçlendirilmesi gerektiğini görüyorsunuz. Siz kurum yöneticisi olarak sık sık aslında esası olmayan taleplerle karşılaşırsanız bu sizi gerçekten çok zorluyor. Hani sizin kafanızda yürütmek istediğiniz usulüne, esasına, üniversitenin faydasına, hı hı, ülkenin faydasına, insanların faydasına yürütmek istediğiniz bir süreç vardır. Ama talepler onunla örtüşmüyorsa siz zorlanmaya başlarsınız onu ilerletme konusunda. Tabii böyle bir yöneticilikte hem öğrenci düzeyinde hem üniversite dışı ilgili çevreler, hı hı, düzeyinde karşılaştığınız talepler sizin üniversite faydasına planladığınız şeylerle örtüşmediği oranda zorlanmaya başlarsınız şüphesiz ki. Burada şüphesiz ki bazı talepler sizin planlarınızdan daha haklı olabilir. Onları da değerlendirmeniz gerekir. Ama en çok zorlandığınız şey bu esası olmayan, yani bir hakka ve liyakata dayanmayan talepler olduğu zaman bu sizi çok zorlar. Ben onun herhangi bir dönemle ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Bizim bir toplum, bir bütün olarak, toplum olarak ilerlememiz gereken alanın ifadesi olduğunu düşünüyorum. Ne kadar biz liyakata dayanan bir toplum olursak, bu eğitim sistemiyle çok yakından alakalı bir şeydir. Eğitim Tabii. derken ben sadece okulları kastetmiyorum. Aileden başlayan, hı hı, ve eğitim süreçleriyle de devam eden bir eğitim sürecinden bahsediyorum. Eğer o süreçlerle biz toplumdaki insan kalitemizi, ama sadece bilgi anlamında değil, evet, ahlak anlamında, ahlak, evet, ahlak anlamında toplumumuzun fertlerinin gelişimini hızlandırmaya, ileriye götürmeye devam ettikçe, bu toplumun kalitesi, insan kalitesi arttıkça her şeyin çok daha iyi olacağı kesin. Benim yönetici tecrübem, yöneticilik tecrübem bana en çok bunu söyledi açıkçası. Hmm. Yani hakka ve liyakate uygun olmayan talepler adaleti bir yöneticiyi en çok zorlayan. Zira dediğiniz gibi adaletle örtüştüremediğiniz yani, ölçüde sizi zorlayan evet, bir husus evet, oluyor. Peki buradan devam edelim hocam. Şöyle akademisyenler de bildiğiniz gibi öğretmenler de mutsuz yani şu süreçte. Toplum büyük kesimlerinde mutsuzluk belki üst düzeyde ama bizim konumuz bu iki kesim eğitim olduğu için buradan öğretmen ve akademisyenler. Bunların sadece ücrete de bağlamıyorum ben şahsen yani burada. Evet ücretlerle ilgili bir, genel bir sıkıntı var ama daha çok benim edindiğim, burada yaptığımız programlarda da gördüğüm şey şu, bana iletilenlerde de bu az önce dediğiniz adalet ve liyakate uyulmaması ve bir de bir endişe, özellikle sizin alanda söyleyeyim yani üniversitelerde, hı hı, özgür bir ortamın olmayışı konusunda şey yapılıyor, buna vurgu yapılıyor hocalar tarafından. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim şahsi kanaatim şöyle, yani eğer Milli Eğitim camiasını siz benden daha iyi biliyorsunuz tabii. Ben sadece dışarıdan gözlemleyen birisi, hı-hı, olarak birkaç şey söyleyeyim. Sonra üniversiteleriyle ilgili, tabii asıl içinde bulunduğum tabii, kesimle ilgili söyleyeyim.
Milli Eğitim Camiası ile ilgili dışarıdan gördüğüm şudur. Benim bu hani sizin söylediğiniz bağlamda. Hı hı. Eğiticilerin, öğretmenlerin ya da o alanda çalışanların gerçekten maddi olarak tatmin olması meselesini bir kenara koyarsak, hayır, tabii, evet. Manevi olarak tatmin olması meselesi birçok unsuru olan bir husus şüphesiz ki. Bunun içerisinde öğrenci, hoca ilişkisi, öğretmen ilişkisi, öğretmen aile velilerle olan ilişki, öbür taraftan kurumlarla olan ilişki. Tabii bu işin merkezinde öğretmenler var. Asıl orada mutlu ve huzurlu tutmamız yani, veya evet, olmasını sağlamamız gereken bireyler öğretmenler her şeyden önce. Çünkü onlar öğrencilere şekil veriyor, dönecekler, tabii, şekil verecekler. Dolayısıyla o kısım önemli. Eğer mutsuzluk belli uygulamalardan kaynaklanıyor ise, bu uygulamaların nereden kaynaklandığı meselesi önemli. Bu konuda ben devletten ziyade kendi çevremizin talepleri üzerine odaklanıyorum. Eğer bir liyakatsizlik oluyor ve bundan da rahatsızlık duyuyoruz diyorsa öğretmenlerimiz, bunun mutlaka bir devlet politikasından, hükümet politikasından kaynaklanıyormuş gibi bir sonuca gitmeden her şeyden önce, acaba biz kendimiz, yani bir eğitim camiası olarak birbirimizden beklentimiz nedir? Yani bir okul müdürünün, okul yöneticisinin öğretmenlerinden beklentisi nedir? Onlardan gerçek anlamda neler bekliyor? Veya öğretmenler bir müdürden neler bekliyor? Meselesiyle çok yakından alakalı bir şey. Yani hak etmediği halde belli şeyler, müdürden ya da okul yönetiminden belli şeyler talep eden öğretmenlersek biz, her şeyden önce, bu liyakatsızlığın bir parçası olmuş oluruz. Evet, doğru. Öbür taraftan okul yönetimi de öğretmenlerden yani beklentilerini makul ve öğrencilerin ve okulunun çıkarına beklentilerin dışında bir beklenti olarak şekillendiriyorsunuz. O zaman okul müdür yönetiminin kendisi bir adaletsizliğin ya da liyakatsızlığın bir parçası olmuş demektir. Şimdi bütün mesele tabii bunun, bizim ne kadar biz bu işin parçasıyız sorusunu kendimize sormamız lazım. Değil mi? Evet. Hani hep suçu böyle ülkeyi yönetenlere göndermeden önce. Onun için ben göndermeden dışarıda önce, bıraktım. Yani. Evet, göndermeden önce. Önce kendimiz bir sorgulamamız, evet, lazım. Ondan sonra bakmamız lazım. Sonu, bunu üniversitelere getireceğim. O yüzden özellikle vurguluyorum. Ondan sonra eğer bu ülkenin genel kararlarını alan meclis, hükümet, onların rolü, onlara gidecek kısımlar nelerdir, o ayrıca konuşulabilir. Tabii. Ama biz her şeyden önce kendimize bakmamız lazım. Buradan üniversitelere geldiğim zaman, ben yaklaşık 20 yıldır fiilen üniversitede çalışan bir akademisyenim. Yani öncesinde asistandım. O zaman derslere asistanlar girmiyor biliyorsunuz. Bir asistan olarak master doktora yapıyordum, yurt dışındaydım. Ama Türkiye'ye gelip Türkiye'deki üniversitelerde fiilen çalışmaya başlayalı 20 yıl geçti. Dolayısıyla yeterince bir zamandır diye düşünüyorum. Evet, evet, şimdi bir ömür ya. Evet, iki şey söyleyeceğim bu değerli sorunuzla ilgili. Bir tanesi, üniversite ortamının özgür olmadığına dair söylentilerin ya da söylemlerin bir miktarı doğru olsa bile, bu bizim gerçekten çok şikayet edeceğimiz bir düzeyde olmadığını düşünüyorum. Sonuçta ben sosyal bilimler alanında çalışan, yani uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler üzerinde çalışan bir hocayım. Doğrusu yeri geliyor bazı şeyleri eleştiriyoruz, yeri geliyor eleştirmiyoruz, yeri geliyor diyoruz ki bak bu doğrudur ya da yanlıştır. Bugüne kadar ben bunların bana yönelmiş özel bir zararını hissetmedim açıkçası. Öbür taraftan üniversite ortamında akademisyenlik mesleğinin ya da kariyerinin dışında birçok şeyle uğraşıp yine de başıma bir şey gelmesin gibi bir beklentisi olan kişilerin şikayetlerinden bahsediyorsak, o konuda benim rezervim var açıkçası. Söyleyeceğim ikinci şeyle çok ilişkili bu. Ben Türkiye'de üniversitelerin yeterince üretken olmadığını düşünüyorum. Tabii
İyi üniversiteler, kötü üniversiteler ayrımı yapmak gerekir bu anlamda, benim söylediğim anlamda. Yani bilim üretme, fikir üretme, bunu topluma aktarma, hatta üniversitenin kendisinin bizatihi girişimci olması meselelerinde üniversiteler arasında bir sıralama yapılması gerekiyor ve yapılıyor nitekim. Türkiye'de de yapılıyor, uluslararası ortamda da yapılıyor. Ben hani iyilerin hakkını yemeden şunu söyleyeyim. Genel olarak ben Türkiye'de akademik camianın olması gerektiği kadar verimli olmadığını düşünüyorum. Bunun sebepleri konusunda da bizim akademik kültürümüzün henüz daha yeni gelişiyor olduğunu görüyorum ben. Yani bir akademisyen için akademisyen olmanın ne demek olduğu konusu. Yani bizden bir akademisyen olarak toplum ve kendimiz ne beklemeliyiz konusunda ben... akademisyenlerimizin yeterince bunu özümsemediğini düşünüyorum. İşte o kısımlarda asıl ilerleme göstermesi gereken kişiler olarak bizler başka hususlarda şikayet etmeye başlarsak aslında gerçek anlamda yani, evet akademisyenlerin yapması gerekip de yapmadıkları hususu da gizlemiş oluruz. Ben öz eleştiri yapıyorum. Hukukçuyum. Bir hukukçu akademisyenden sadece öğrencilere hukuk anlatılması beklenemez. Burası üniversite. Benim aynı zamanda kendi alanımda gerçekten bu ülkeye ufuk açacak, çığır açacak, ihtiyacı olan insanların yararlanabileceği görüşler üretebiliyor, çalışmalar yapabiliyor yani. Olmam lazım. Yani hatta devletin bile dönüp belli konularda fikre ihtiyacı olduğu zaman dönüp üniversitelere bakabiliyor olması lazım. Evet Yüce Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Onu gerçekten ya biz burada tıkanıyoruz. Hı-hı. Acaba yazdıklarınız, çizdikleriniz ya da söyleyecekleriniz buna nelerdir? Şifa olur mu? Şifa olur mu? Biz burada evet. Tıkandığımız noktada sizler ne söylersiniz? Noktasında biz acaba kendimizi yeterli aranan miyiz? Evet aranan harika. Noktalara evet. Getirebildik mi? Meselesi sorgulamamız gereken meseledir. Yoksa şüphesiz ki birçok eksiklikten bahsedilebilir. Sınırsız özgürlük hiç kimse için yoksa üniversitedeki hocalar için de yoktur. Evet güzel bağladınız hocam. Ağzınıza sağlık. Hakikaten şapkamızı önümüze koyalım. Koyup derseniz, kendimizi eleştirmemiz bakalım. Gerekiyor. Yani ben ne kadar öğretmenim, ne üretiyorum ya da nasıl bir akademisyen evet. Bu bana bu kadar yatırım yapılmış bu millete bu ülke insanına ne veriyorum diye sormamız lazım. Kesinlikle. Evet. O, yani işleri düzeltmeye başlamanın başlangıç noktası. Önemli bir nokta bu. Yani. Şeyi hatırlattınız bana hocam. Grigori Petrov'un İdeal İnsan kitabındaki Oraçik gerçek hayattan bir kesit de onu anlatıyor. Sizin dediğiniz hakikaten ben diyor tamam diyor akademisyen profesör oldum ama diyor onlar diyor daracık pencereli evlerde havasız ortamlarda yaşarken ben refah içerisinde yaşamak mıdır diyor yani ben hocası yani ben, evet, bana yapılan. Yani beni mutlu evet, sizin şey anlattığınız bu. Evet değil mi? Evet. Bu soru önemli de. O zaman hemen hocam şöyle bir soruyla devam edelim. Burada bu tam da bu noktada akademik takvim eleştiriliyor siz de biliyorsunuz. Çok yoğun bir sınav takvimi var. Dolayısıyla işte bu akademik çalışmalara yeterli zaman falan yok. Biraz önce de ifade ettiniz bildiğim kadarıyla yurt dışında da uzun süre kaldınız, eğitim de orada aldınız. Bunu karşılaştırdığımızda hakikaten bu serzenişler ne kadarı gerçek, ne kadarına katılıyorsunuz? Ben bunda çok haklı bir eleştiri görüyorum açıkçası. Yani yoğun programların öğrencilere ve akademisyenlere zararı var. Faydası ciddi anlamda az. Yoğun programlardan bahsediyorum. Ders sayısının fazla olması, ders saatinin fazla olması, dolayısıyla sınavların fazla olması bunlar bize çok şey kazandıran değil, kaybettiren şeylerdir diye düşünüyorum. Ben şuradan yola çıkıyorum. Biz üniversiteyi veya okulu sadece bilgi öğreten kurumlar olarak görmeye devam edersek bu bizi çok fazla ders koymaya itiyor. Yani doğru, evet. Her konuda bir ders koymaya itiyor. Evet. Yani ben en azından üniversiteler için söyleyeyim. Belki Milli Eğitim'in de böyle gözden geçirmesi gereken hususlar vardır. Oysa biz üniversitede öğrencilere sadece bilgi vermeye çalışmakla aslında çok yanlış yapıyoruz. Yani bilgi günümüzde özellikle çok kolay ulaşılan bir şey. Doğru. Yani o kadar iletişim ve bilgi kaynakları yaygınlaştı ki her yere ulaştı ve bilgiye ulaşmak çok kolay. Asıl siz
gerçekten fikir üreten insanlar yetiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu ülkede insanlar sadece mevcutu uygulayan insanlar olmayacak. Evet. Mevcutun ötesine geçip yeni fikirler söyleyebilen insanlar olması lazım. Yani kendi camiamdan söyleyeyim. Şimdi önümüzde bir mevzuat var. Bunu uygulayan hakim savcılarımız var. Bir de yani dünyada toplumsal hayat dinamik. Yeni gelişmeler, yeni teknolojik gelişmeler, yeni unsurlar ortaya. Peki mevzuatımızı bunlara uyduracak, geliştirecek beyinler nereden çıkacak? Yani sadece uygulayanlar mı olacağız biz hukukçular olarak? Yoksa fikir hukuk fikri üreten, yeni kulvarlar açan hukukçuları nasıl yetiştireceğiz o zaman? Ya da onları nereden bulacağız? Siz bunları üretemezseniz başkaları ön alıyor. Mesela bakıyorsunuz Batı toplumlarından öncü hukukçular çıkıyor. Bakın hep onlardan bahsediyoruz. Neden? Çünkü onlar yeni fikirler söylüyorlar. Ve biz onları takip eder durumda kalıyoruz. Bakın size çok benim kendi hayatımdan çok kısa hızlı bir şey anlatayım. Türkiye'de üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere'ye master yapmaya gittiğimde ilk başladığım ay İngilizcesiyle essay denen küçük çalışmalar veriyorlar. Böyle 10 sayfalık bir araştırma ödevi diyeyim veriliyor. Bunu bazen arkadaşlarıma yeri geldiğinde anlatıyorum. Bana da verilmiş bir konu 10 sayfa kadar yazacağım bir konu. Böyle bir yaklaşık bir ay araştırdım ve ortaya çok güzel olduğunu düşündüğüm. Çünkü o konuda yazılmış birçok şeye baktım, değerledim, birleştirdim ve ortaya çok güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Yani Türkiye'deki alışkanlıkla birçok bilgi de değerledim çünkü. Ondan sonra hoca incelemiş ve nispeten benim beklentime nispeten çok düşük bir not vermiş. Altına şunu yazmış. Peki sen ne düşünüyorsun? Harika. İşte eğitimden beklememiz gereken önemli hususlardan bir tanesi de bu. Şimdi onun yerine biz daha fazla bilgi verelim öğrenciye, sürekli yeni dersler koyalım. Başka şu ders de önemli, bu ders de önemli dediğimiz zaman öğrenci ve hoca aslında üzerinde fikir jimnastiği yapacak, beynini yoracak derecede az konular üzerinde beyin yormaya zaman ayıramayacağı için, düşünce geliştirmeye zaman ayıramayacağı, hep bilgileri ezberleme peşinde koşacağı için, zamanına buna harcayacağı için biz gerçekten düşünmeyecek. Farklı bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Evet, hocam tam anlamda. Da bu noktada belki tanırsınız yine Profesör Mete Gündoğan hocanın anlattığı buna benzer bir hatıra vardı. Hı hı. Tam da bu konuyla sizin bu onun ki ders sunumu ile ilgili hoca bir örnek bir ders sunumu yapmasını rica ediyor kendisinden. Yine Londra'da gerçekleşiyor olay çarpıcı. Ben de diyor iyi hazırlandım falan böyle dersi sunduktan sonra hocanın yanına gittim. Hı. Nasıl buldunuz? Berbat diyor. Öğrenciye bir şey bırakmadınız ki dedi. Sizinkinde aynı bireyle. Aynen öyle, doğru. Demek ki hocam şimdi farklı bir bakış açısından bahsediyoruz değil mi? Evet, yani eğitim aslında evet, çok biz bilgi öğretmeye devam ediyoruz hala. Evet. Hatta hala öyleyiz. Hala yani, öyleyiz maalesef. Yani sınavlarda daha çok güzel, yine hala bilgi. Bilgi evet. Yani bunu ben söylemiştim bu bardak yuvarlak bunu öğretmiştim sana. Onu bunu söylüyor musun tekrar diye soruyoruz. Sürekli i̇şte bunu bu. Söylüyoruz. Evet. Yani. Bunu değiştirmemiz lazım değil mi hocam? Tabii kesinlikle. Yani bardağın yuvarlak olduğu meselesinin ötesine geçmesi lazım. Evet. Yani hani niye yuvarlak, farklı olabilir mi diye düşünmeye başlamış. Düşündürmemiz lazım. Yani. Düşündüren soruları üretmek de zor ama hocam ya. Çok zor tabii doğru. Şimdi, o bizim öğretmenler ve hocalar olarak bizim aslında biraz öyle olmamızı gerektiriyor. Tabii, ama emek istiyor hocam. Emek istiyor bize. Tabii evet. Tabii. Yani bu yolda ilerlememiz. Ben üniversite yıllarında şimdi hatırladım sizin bu dediğinizde bir hocamız derse geldiğinde 5 dakikada dersi bırakıp odasına gittiğinde çok eleştiriliyordu hoca. Bir şey anlatmıyor falan, ne soracak, ne yapacak diye böyle. Sonradan tabii işi biz de öğretmen olunca anladık. O sizin dediğiniz şey düşündürücü. Evet, kesinlikle. Yani bunu siz araştırmanız lazım diyor. Ben diyor onu ne araştırmanız gerektiğini size konuyu verdim diyor. Evet. Siz kütüphaneye mi gidersiniz? Şimdi gerçi internet var ama o zaman yoktu. Demek ki doğru yöntemi uyguluyormuş hoca ben yani. Hatta şunu söyleyeyim. Ben sosyal bilimciyim ama böyle yani
astrofizik alanında belgesel seyretmeyi de çok seven birisiyim. Evet. Orada mesela birçok belgesel seyrettim. Halen biliyorsunuz çok dinamik bir alan bu astrofizik evrenin araştırılması evet, meselesi. Evet, evet. Newton'a kadar diyor her zaman cisimler gökten düşüyordu ama Newton gerçek anlamda niye düşüyor diye sordu diyor. Yani oysa herkes düştüğünü görüyor. Evet bir cismi bıraktığını. Hatta bir başkası da acaba işte örneğin bir demirle pamuğu atmosferik olmayan bir ortamda yani havanın olmadığı bir ortamda beraber bıraksak aynı hızda mı yere düşer sorusunu sordu diyor. Yani bütün bunlar gerçekten meraklı bir şey. Veya oradan Einstein'a geldiğimiz zaman Einstein ben kimseden daha zeki değilim ama sadece on olmaz dedi meraklıyım demiş. Dediğiniz gibi tam olarak merak uyandırıcı sorular, cevabını merak ettiğimiz soruları sorabiliyor olacak kadar yani mevcut bilgilerin ötesine geçebiliyor olmamız gerekiyor. Bu sosyal bilimler için de geçerli, tabii, fen bilimler için de geçerli. Hocam çok 1-2 dakikamız kaldı, çok hızlı geçtik de hemen iki tane soru peş peşe sormak istiyorum kısaca. Bir tanesi bu özel üniversitelerle, vakıf üniversiteleriyle bunlar hızla çoğaldı biliyorsunuz hocam. Bunları nasıl değerlendiriyorsun 1-2 cümleyle? Şöyle. Evet, şöyle söyleyeyim, Türkiye'de üniversitelerin sayı anlamında belli bir noktaya gelmesi önemliydi. Yani bundan belli bir yıl öncesine kadar çok az sayıda üniversite vardı. Onlar sadece devlet üniversiteleriydi. Bugün ülkemizde hem devlet üniversiteleri bağlamında hem özel üniversiteler bağlamında sayının artmış olmasının bir faydası var şüphesiz. Ama bu tatmin edici bir şeymiş gibi de sunulmaması lazım. Hani evet yeter 200 küsur üniversitemiz var, işte şu kadarı özel üniversite, dolayısıyla biz bu sorunu çözdük diyebileceğimiz bir husus değil. Şüphesiz ki sayının bir optimal sınırı var. Orada durmak gerekiyor. Her ülke için farklılık gösteriyor. Ondan sonra kaliteye odaklanmak gerekiyor. Özel üniversite, daha doğrusu vakıf üniversitelerinin varlığı Türkiye'de önemli, değerli benim bakış açıma göre. Çünkü bir rekabet ortamı yaratıyorlar. Hem kendi aralarında hem devlet üniversiteleriyle. Örneğin biz iyi vakıf üniversitelerine de yetişmeye çalışan devlet üniversiteleri biliyoruz. Mesela bakıyorsunuz işte Bilkent'le Gazi Üniversitesi yarışıyor olabiliyor. Birisi devlet üniversitesi, öbürü vakıf üniversitesi. Bunlar güzel şeyler. Eğitimde de bir rekabetin olmuş olması, hem mezunlarının kalitesi anlamında rekabetin olması çok önemli bir şey. Dolayısıyla ben vakıf üniversitelerine o açıdan faydalı diye bakıyorum. Ama vakıf üniversiteleri de mutlaka belli kalite standartlarına göre işleyen kurumlar olarak, devletin bununla ilgili sorumlu kurumu olan Yükseköğretim Kurumu'nda bunu gerçekten doğru dürüst yürütüyor olması her zaman için çok önemlidir. Yani bugün optimal seviyeye geldiğini bilmiyoruz ama diyorsunuz sayı artması önemli. Tabii ancak belli bir noktaya kadar sayının artması çok önemliydi Türkiye'de. Buna ihtiyaç vardı. Ama şimdi niteliğe yönelmek. Ama artık evet o noktaya geldik. Ben ona yürekten inanıyorum. Yani daha doğrusu tecrübelerimle inanıyorum. Gerçekten bundan sonraki bütün çabamız üniversitelerin hani yeni nesil üniversite bağlamında kalitesini artırmaya odaklanmamız gerekiyor. Evet hocam ağzınıza sağlık hakikaten böyle hızlıca bir çeşit check-up gibi oldu böyle hızlıca. Keşke zamanımız biraz daha fazla olaydı. Daha başka konuları da konuşabiliriz. İnşallah başka bir programda olur hocam. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiniz. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için Mustafa hocam. Sevgili izleyiciler, eğitim dünyamızın bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.